Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle file çanta çalışmamızı yapacağız. Tabandan başlayıp yuvarlak şekilde yukarı doğru hepsini adım adım göstereceğim sizlere. Şimdi başlangıç olarak malzemelerimiz pamuklu makrame ipiyle ördüm. Siz dilediğiniz iple de örebilirsiniz aynı modeli. Tığ numaram 4. Benimki kalın makrome ipi. Ben kilo işe alıyorum makrome iplerimi. Instagram sayfam Handan'ın örgülerinde aldığım yerde hepsi adres olarak var. Ben sürekli kilo işe alıyorum. Hem kalın tok duruyor bu file çantalarımızda bu tür iplerimizle. Şimdi başlangıç olarak arkadaşlar sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkamızı İçine 16 adet ikili trabzan yapıyoruz. Şu şekilde. Sihirli halkamızı göstermedim çünkü tekrar göstereyim ya da diğer videolarımızda da olduğu için parmağımızın üstünden getirip şu şekilde içeriden alıyorum. İki zincir çekip bu halkamızın içine 16 adet ikili trabzan örüyoruz. On üç, 14, 15 ve 16 adet trabzanımızı ördükten sonra ipimizi çektik ve sihirli halkamızın şu yuvarlak yerinde yaptık. Diğer uca, yani şuraya şöyle göstereyim. İlk başlangıç yerimize İpimizi içeriden kaydırarak birleştiriyoruz. Ve burada iki zincir çektim. Siz üç de çekebilirsiniz, fark etmez. Üç zincir çektim. Bunu daha sonra kaybedeceğiz bu ipimizi. Şimdi arkadaşlar bir boşluk bıraktık. Milüstü alıyorum. Pardon, boşluk bırakmadan şu şekilde diğeriyle ikili trabzanla birleştirdim hiç zincir çekmeden. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Milüstü alıp şu ikinci batırdığımız ikili trabzanın dibinden tekrar ikili trabzan yaptık. Milüstümü aldım. Zincir çekmiyoruz burada. Hemen buraya pardon. Bir boşluk bırakıp hemen buraya ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, tekrar 5 zincir çekip milüstü alıyoruz. Diğer işlemdeki gibi hemen bu trabzanımızın dibine ikili trabzanımızı tekrar yapıyoruz. Milüstü alıyorum. Bir boşluk bırakıp diğerinden şu şekilde papatya gibi oluyor, gördünüz mü arkadaşlar? Şundan, yani şu zincirlerden 8 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz tekrar. Hemen dibine milüstü alıyoruz, zincir çekmeden bir boşluk bırakıp diğerine bu şekilde aynı şekilde başa kadar geliyoruz. Zaten 8 tanemiz tamamlanmış olacak arkadaşlar. Şu şekilde. 2, 3, 4, 5.
bine battık. Mil üstümüzü alıp bir boşluk bırakıp tekrar yaptık. 1, 2, 5. Tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Beş. Bakın bu birleşme yerimiz. Bunu yapıyoruz dibine. Mil üstü alıp bakın ilk başlangıç yerimizin tam dibindeki yere ikili trabzanı yaptık. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.yi de şuraya bağlayarak bitiriyoruz arkadaşlar. Burada 2 zincir çekiyoruz. Şu şekilde. Ya da şöyle de doldurabilirsiniz. Direkt şuraya bağlayabilirsiniz. 2 zincir çekip bu boşluklara ikili trabzandan 5 adet dolduruyoruz. 1 başlangıcı da saymış oluyorum zincirimizi. 1 2 3 4 5. Hepsine araya bir zincir çekelim belli olsun arkadaşlar. 1 2 3 4 5 bir zincir çektik. 1 2 3 4 5 bu şekilde diğer uca gelene kadar aralara bir zincir çekerek buraya kadar geleceğiz. Bakın şurası papatya gibi oldu arkadaşlar. Bu tam çantamızın tam alt taban kısmı olacak. Buraya mesela bunu başka renk de yapabilirsiniz. O da fikir olsun size. O da değişik güzel durur. O tamamen sizin tercihiniz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir zincirle çantamız her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. İster dışarıda gezmelerde, ister el işi çantası olarak, ister plajda havlularımızı koymak için. Her türlü kullanabilirsiniz ve çok da zevkli yapılan bir çanta ve çok da basit. Evet, sona geldik. Bir zincir çekiyorduk arada. Hemen bu uca hemen şuraya zincirimizin üstüne içinden kaydırarak birleştirdik. İki zincir çekip buraya birleştirdik arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7. Bu aynı yere yani şu başlara İki kere batacağız. Yani iki tane trabzan yapacağız. Çünkü 7'ye çıkartmamız lazım bu sayımızı. Hemen 2 oldu bakın. Aynı yere tekrar battım. Sonra hemen yanındaki şöyle göstereyim. 3 4 5 ve bu sona da İki tane aynı yere yaptığımız zaman 7 tane olmuş oluyor. 5 sayımızı 7'ye çıkarttık.
Burada iki zincir çekiyoruz aralarda. İkinci sırada iki tane. Mil üstümüzü aldık. Hemen bu başlangıçtaki trabzanımızın ilk başındaki deliğe iki tane ikili trabzan. Ve sonundaki deliğe de aynı şekilde iki tane, yani baş ve sonlara ikişer kere batıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye çıkartıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde olacak. Gittikçe büyümesi lazım çantamızın. Bunlar artma işlemlerimiz oluyor. Hem de papatyamızın, yani tabandaki modelin yapımı oluyor. Sona geldiğimizde yine aynı yere çift batıyoruz şu şekilde. Bu şekilde başa kadar tekrar gelelim arkadaşlar. İki zincir çekip diğer papatyamızı oluşturmaya devam ediyoruz. El işiye çanta yapımına yeni başlayanlar için de çok güzel ve kolay bir model. Hepiniz çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Sona geldik. Şimdi tekrar birleştireceğim. İki zincir çekip bu ilk baştaki yaptığımız gibi zincirimizin, yani şuna değil, çünkü bu taraftan gelirken 2 3 4 5 6 7 8 9 9'a çıkartacağımız için buna değil arkadaşlar, artma yapıyoruz. Hemen zincirin, şu zincirin ortasına önce sabitliyoruz. Sabitlemeden direkt başlarsak örneğimiz de kayar, modelimiz de kayar. Önce sabitledik. Sonra tekrar zincir çekip iki tane, üç tane de çekebilirsiniz. Mil üstü alıp aynı yere iki tane artmamızı yapıyoruz. Ve daha sonra şu yanındaki, bakın şuraya devam ediyoruz ve 3 olmuş oldu. 4, 5, 6, 7, 8 ve sonra tekrar 2 tane yaptığımız için bu sıramız böyle. Burada ve burada artmamız var. Şimdi aralara 3 zincir çekiyoruz. 2'yi de 3'e çıkarttık. 1, 2, 3 diye. Şu şekilde diğer başa gelene kadar 9 tane trabzanımızı her bir papatyamızın üstüne yapıyoruz. Bak. Şuraya gelene kadar devam edelim arkadaşlar. Evet, 3. sıramızda 9'lu trabzanımızın da sonuna geldik. Şimdi burada yine zincirimizi çektik. Bu şuraya değil de
Şu yaptığımız zincir vardı ya arkadaşlar, onun içine batıyorduk. Ona batıp ilmeksizce içinden kaydırarak ipimizi çekiyoruz. Şimdi bu 1, 2, 3, şu sırayı saymıyorum zaten, papatya diyorum ben oraya. 1, 2, 3, 3 sıramız artırarak gittik. Şimdi 4. sıramızda artış yok. 9 tane ilmeğimizi aynı şekilde sabit üstüne örüyoruz. 2, 3, baştaki 1 olmuş oluyor arkadaşlar. Onun için öyle sayıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tekrar 3 zincir çekiyoruz araya arkadaşlar. 1. Artışımız yok artık başta ve sonda. Direkt 9 tane, bakın şuradakini hemen ilk baştakine battım. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bu şekilde yine sona kadar geliyoruz. Aralarda 3 zincir çekiyoruz. Şu hemen ilk başlangıcımız şurası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 3 zincirimizi çekiyoruz. Yine arkadaşlar aralarda anlayamadığınız veya işte yapamadığınız yerler olursa yorumlara da bekliyorum. Yorumlarla da bana iletişimle kurabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Yorum atabilirsiniz. Videomuzu da beğenmeyi unutmayalım bu arada arkadaşlar. Çünkü biz de biliyorsunuz videolarımızın yapılması için ve daha verimli olabilmek için sizlere YouTube'un da bize önerdiği beğenilerimizin, abone sayılarımızın çok olması lazım. Beğenilerinizi eksik etmezseniz çok sevinirim. Sizlere daha faydalı, daha güzel videolar yapmak için beğeni düğmesine tıklayın arkadaşlar. Şimdi sona geliyoruz yine. Sonda şimdi yine 3 zincirimizi arkadaşlar. Bu sefer şuraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pardon, şuraya her zamanki gibi birleştiriyoruz. İçinden kaydırarak. Tekrar zincirimizi çektik. Yine bu 9 sayımız sabit kalacak. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Fakat bu aralarımız artık oluşmaya başlıyoruz şimdi papatyamızı. 1, 2, 3, 4, 5. sırada arkadaşlar 9'u yine sabit tuttuk ama bu aralarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyoruz. Milistümüzü alıp normal bir şekilde diğerlerini ördüğümüz gibi 9 tane trabzanımızı yapıyoruz. Fakat aralarımız artık 7 zincir. Filemize geçiyoruz yavaş yavaş. Sekiz ve dokuz. Burada yine artma eksilme hiçbir şey yok. Direkt arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz ve aralardaki zincir sayımız artık 5, 6 ve 7. Artık zincirlerimiz 7 ile yukarıya doğru devam edeceğiz. Yani çantamız bitene kadar filelerimizin zaten zincir sayısı da 7 olacak. Bakın arkadaşlar ben 7 dediğim zaman her videomda yine belirtiyorum. Ben ipime göre yapıyorum ya. Sizin baktığınız ipiniz ince. Fakat filelerinizin zinciri kısa ya da çok delikli istiyorsunuz. Delikli olmuyor. Birkaç tane zincir daha 7 ise 8 yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Yani istediğiniz o şekle bağlı. İlla benim dediğim sayıda olması şart değil. Benim ipime göre kalın olduğu için bakın. Bunu 8-9 yaparsam benimki çok delikli olur. Ama sizin ipiniz biraz daha ince ise baktığınız küçük oluyor. Bir tane zincir fazla yapabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Şimdi arkadaşlar filemizi yukarıya doğru gidiyoruz. Bu başa gelene kadar aralar 7 zincirle şu şekilde göstereyim. 7 zincir aralarımız yine 9 tane sabit trabzanımızı yaparak şu başa kadar tekrar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5. sıramızı da bitirdik. 7 zincirimizi çektik. Şimdi toplayarak şu papatyalarımızı toplayacağız ve aralardan fileleri çıkartacağız. Şimdi 7 zincirimizi çektik. Direkt buraya ilmeğimizi bağladık. Burada 2 zincir çekiyoruz arkadaşlar. 1 yarım aldık. 2'yi de yarım alıp şu şekilde burayı topladık. İlk başlangıç da böyle. Hepsini birden çektik ilmeklerimizi. Şimdi diğer tarafa geldik. Şu son iki tane dileğimiz delik kaldı arkadaşlar bakın. Bunun bir tanesini yarım yaptık diğeri gibi. Milüstü aldık. Diğerini de yarım yapıyoruz. Hepsini birden çekiyoruz. Şimdi göstereceğim yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimizi çektik. Tam 7 ilmeğimizin ortasına ilmek almadan şu şekilde ilmeksiz battık. Tekrar 7 zincir. 7 zincir çekip milüstü alıyoruz. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Burada yanlışlık olmasın. Şuraya yapmıyoruz artık toplayacağımız için. Buraya yarım trabzan yaptık. Milüstü aldık. Yanına hemen yarım trabzan daha yapıyoruz. Ve birden çektik. İkisini bir toplamış olduk. Normal örüyoruz trabzanlarımızı. Diğer uca geldiğimizde iki tane boşluk kaldığında şu yani şununla şurası. Aynı işlemi yarım trabzanımızı ikisini de bir yapıp birden 3 tane ilmek kalıyor bakın tığımızda birden çekiyoruz bunları. 7 zincir çekip tekrar buralara artık bu zincir yerimizi yani artık çantamız oluşuyor arkadaşlar. Filemizi bu aralardan
oluşturacağız şimdi. 7 zincirimizi çekiyoruz. Şurası değildi bakın, şurası. Yarım aldık, tekrar yarım, ikisini birleştirdik. Bu şekilde bu kenarlardan toplayarak bu şekilde diğer tarafa gelene kadar, zaten bir sıramız kaldı papatyamızı bitirmek için. Sonra hep zincir, 7 zincirle devam edeceğiz. Topladık yine. Şöyle arada bakalım arkadaşlar ne durumda. Şu şekilde. Pardon, aldım başımı gidiyorum şunları toplamadan arkadaşlar. Daldırdım birden. Şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Şuramızı da örelim. Şu şekilde. Şuramıza kadar geliyoruz tekrar. Evet, sona geldik arkadaşlar tekrar. 7 zincirimizi çektik. Şimdi bunu birleştiriyoruz. Bakın zincirin ortasına değil artık, topladığımız için hemen üstteki trabzanın ortasına ilmek kaydırarak bu zincirimizi birleştirdik. Şimdi burada 2 zincir çektik. Şimdi burası önemli. Şimdi son sıramız, yani motifimizin, taban motifimizin son sırası. Bu son sırada arkadaşlar mil üstümüzü aldık. Şurada 2 tane toplamıştık ya arkadaşlar, bir sonda bir başta. Bunu şimdi komple toplayacağız. Nasıl mı? Hep ikili trabzan yaparak mil üstümü alıyorum. Yarım aldım ikisini. 2 tane ilmek var. Mil üstü alıyorum. Diğer deliğe batıp ikisini alıyorum. 3 oldu. Mil üstümü aldım. Diğer deliğe battım. 4 oldu. Mil üstümü aldım. Son deliğimize battık. 5 tane ilmek. Yani nasıl başta 5, 7, 9, 9, 9, 7, 5 diye bitirmiş olacağız arkadaşlar. Komple hepsini çektik. Ve bir zincirle kapattım burayı. Şimdi bir zincir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyoruz. Artık bu zincirlerimizin hep orta yerine mil üstüsüz, mil üstü almadan, yani ilmeksiz 7 tane zincirimiz, hep bu aralar 7 tane, hep artık zincirimizin orta yerine batıyoruz. Demiştim file ortaya çıkacak şimdi arkadaşlar. Şimdi diğerine geldik. 7 zincirimizi çektik. Mil üstümüzü aldık. Bakın. Buraya değil ilk başlangıç arkadaşlar. Şu başa batmıyoruz zaten. 1 2 3 4 ve 5. Hepsini birden çektik. 1 2 3 4 5 6 7. Hepsinin ortasına batıyoruz şimdi.
Aynı işlemleri diğerlerine de yapacağız. Mil üstümüzü aldık. Şuna değil, şu başlara batmıyoruz artık arkadaşlar. Hemen bu yanındakine 1, 2, 3, 4 ve 5. Hepsini birden çekiyoruz. 7 zincirimizi çektik. 5 taneyi topladık. Tam orta yerine, yani 7 zincir yapıyoruz. 3 bu tarafa, 3 bu tarafa, tam ortadaki 3 3 6 tam ortadakine de 7.ye de batmış oluyoruz. Şurada arkadaşlar bakın, ben yanlışlık yapmışım. Şurada kesmemişim alttakini. Bu 6 tane oldu ama fark etmez. 5 taneyi de 6'sını birden topladım. Bakın çok da fark edilmedi. Yani böyle aslında sizlerin de başına gelebilir. Hemen o sırayı sökmenize gerek yok. Çok da belli olmadı bakın. Her renginden yapabilirsiniz bu çantamızı arkadaşlar. Her rengi çok ayrı bir güzel oluyor çünkü. Sonuncu papatyamızı da tamamlıyoruz. Bir de bu tabanı her başka çantalarınızda da koyabilirsiniz arkadaşlar. Mesela araları file değil de dolgulu da yapabilirsiniz. Her türlü olabilir. Yani bu illa bu çantaya has değil bu taban. Her yerde yapabilirsiniz. Başka modellerde de. Evet, şimdi burası son yerimizde. Asıl önemli olan burası arkadaşlar. Yukarıya kadar nasıl gideceğimiz. Şimdi bu böyle kitap gibi oldu ama yukarıya biraz sonra, birkaç sıradan sonra yukarıya doğru bombili şekilde gidecek çantamız. Buraya kadar düz oldu. Çünkü artmalarımız oldu, eksilmelerimiz oldu falan. Şu şekilde olacak birazdan. Bu şekilde yukarı doğru gidecek. Fakat bu birleştirme yerimiz yukarıya kadar çok önemli. Yani çanta bitene kadar burayı unutmamak lazım. Şimdi son yerimiz ya burası. Burayı nasıl birleştireceğiz buraya? Zincir çeksek zincirimiz burada kalacak. Olmaz değil mi arkadaşlar? Tekrar bu tarafa nasıl geleceğiz? O yüzden zincirimiz kaçtı? 7 idi. 1, 2, 3, 4. Yani yarısını yaptık. 3 de çekebilirsiniz, 4 de çekebilirsiniz.
Şimdi buraya şunun gibi oluşturmamız için hani portföy çantalarımızın birleşiminde de aynı tekniği kullanıyoruz. 1-2 milüstü aldık. Hemen bu ortaya 1-2-3 kere de çıkarttık ve ne yapmış olduk arkadaşlar? Şu zincirimizin aynısını yapmış olduk. Zincir çekip bakın. Şöyle düşünelim. Zincir çekip şu şekilde şuraya bağlasaydık ipimiz burada kalmıştı. Üste devam edemeyecektik, değil mi? O yüzden birleştirmemiz hep bu şekilde olacak. Yukarıya ta ki çantamız bitene kadar. Burayı şu 2 milüstü aldığımız 2-3 kere de çektiğimiz yeri unutmayın. Burası birleşme yeri olarak yukarıya doğru gidecek. Yana kayarak. Şimdi devam ediyoruz buradan. 7 zincir çekerek artık papatya yok, hiçbir şey yok. Sadece 7 zincirle filemizi istediğiniz boya gelene kadar yapıyoruz. Pardon, ortalayamadım herhalde. Şimdi birleştirme yerine tekrar geleyim, orayı tekrar göstereyim. Sonra yukarıya doğru bitene kadar da siz öreceksiniz nasılsa. Bakın. Şimdi bir sıra tam şu yaptığınız yere gelene kadar tekrar dönelim başa kadar. Bakın arkadaşlar, bir sıra gitmemle hemen toparlanmaya başladı bile. Şimdi tekrar buraya geldik. Aynı şekilde burada nasıl yaptıysak arkadaşlar, 3 tane zincir çektik veya 4 tane de çekebilirsiniz. O sizin şurayla bağlantı, yani 3 tane ilmeği nasıl çekerseniz onun boyunda 2 milüstü alıyoruz. Buraya battık. 1, 2, 3 kere de çektik. Ve buramız da bu şekilde böyle oldu. Yani buraya geldiğim zaman bir dahakine bura, bir dahakine ora falan böyle yana kayıyor burası zaten. Buraya yukarıya bitene kadar bu şekilde devam edeceksiniz 7 zincirli arkadaşlar. Bitince de göstereceğim size zaten. Birazdan göreceksiniz çanta ne hale geldiğini. Bu şekilde yukarıya doğru yapıyoruz. Evet arkadaşlar, biraz birkaç sıra ördüm şu şekilde. Bakın yukarıya doğru çantamız ilerliyor. Şimdi şurası arkadaşlar, şurası ilk hani birleştirdiğimiz yer. Bakın bu ucundan yan yan geldi geldi buraya kadar geldi, gördünüz mü? Yani hiç onda sorun yok, böyle gelmesi lazım zaten. Şimdi ben bunu size göstereyim dedim birazcık. Şu kadar daha falan örsem boyu falan hepsi size kalmış. Bir tek şunu söyleyeyim. Şurada 7 zincir yapmıştık arkadaşlar. İpim biraz kalın çıktı. Daha önce de demiştim size ipimizin inceliğine, kalınlığına göre. İpim biraz kalın çıkınca deliklerim biraz büyük olmaya başladı. Yani şuradan sonrasını 6 yaptım bakın zincirimi. Hiçbir şeyim yok. 6 zincirle devam ettim. Siz de ipinize göre 6, 5, 8 kaç zincir çekmek istiyorsanız o size bağlı. Bakın şu şekilde. Şimdi bunu biraz büyüttükten sonra, yani birkaç sıra daha büyütüp bitiş son sırasını göstereceğim size. Dolgu olacak, trabzan yapacağız tek sıra ağız kısmına. Ve daha sonra kulplarımız angeles işi. Yani kupları istediğiniz kuplardan örebilirsiniz. Zaten diğer videolarımda angeles işi kulplarımız var. Onu da nasıl öreceğinizi bir kuple göstereceğim size bittikten sonra da. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi ben bunu 15 sırada tamamladım. 15 sıra. Bir sıra daha yapacağım fakat en son gideceğiniz sırayı 6 veya 7 zincir yaptık ya çantamızı. En son gideceğimiz sırayı 5 zincir yapacağım. Çünkü üstüne trabzan öreceğim için ağız kısmı salaş olmasın, toplansın istiyorum. O yüzden
En son sıramızı yaptığımız zincirden 1 eksik veya 2 eksik yapacağız. Yani 5 zincir yapıyorum artık bu son sıramı. Boyunu siz kendiniz ayarlıyorsunuz. Sonra son sırasını 1 eksik 2 eksik zincirle yapıyoruz. 5 zincirle bu son sıramı tamamlayacağım ve üstüne ağız kısmına gelen yere yapacağımız işlemi göstereceğim. Şimdi 5 zincirle buraya kadar geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi geldim sona kadar. Şurası birleştirme yerimizdi. Burada direkt 1, 2, 3, 4, 5 zincirimizi çekiyoruz son sıramızın. Yani şunu yapmamıza gerek yok. Buraya birleştiriyoruz. Burada 2 zincir çekip birleştirdikten sonra normal her bir zincirin ortasına 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bunu 4 de yapabiliriz. Şununla birlikte 5 oldu. 5. Hiç aralarda zincir falan çekmiyoruz. Mil üstümüzü alıp direkt bakın şu şekilde ağız kısmını toplu olsun diye trabzan yapıyoruz. Bir sıra. 4. 5. Bakın şu şekilde hiç aralara zincir çekmiyoruz. Beş tane trabzanımızı yaparak ağız kısmının komple bu şekilde geleceğiz. Ve bunun üstüne de arkadaşlar, şuraya gelince tekrar söyleyeceğim zaten. Bunun üstüne de bir sıra sık iğne yapıyoruz. Çantamız bitmiş oluyor. Sonra kuplarını yapacağız. Evet, şu sona geldim. Arkadaşlar ben arada 4 tane yaptım içini. Çünkü biraz gevşek oldu ipimden dolayı. Siz ipinize göre çok kiloş olmasın ağız kısmı derseniz arada 4, arada 5 yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde toplandı. O hiç önemli değil. Yani önemli olan düz durması çantamızın ağız kısmının. Şimdi sonuncuyu yapıyoruz. Evet, buraya geldik. Direkt bu İlk yaptığımızın başına içinden kaydırarak birleştirdik. Bir zincir çektik ve şimdi bu yaptığımız trabzanların her bir başına, yani şu şekilde ilmeksiz olarak sık iğnemizi yapıyoruz. Şu şekilde her bir deliğin içine sık iğnemizi yapıp sona kadar gelip çantamızı tamamlıyoruz. Burayı göstereceğim şimdi sona kadar. Ağız kısmını bol istiyorsanız 5-5 doldurarak devam edebilirsiniz. Ama hani çok bu kiloş gibi durmasın ağız kısmı derseniz arada 4 de doldurabilirsiniz arkadaşlar. Sonra bütün trabzanların ilk başlangıç şu deliğine, başındaki deliğe sık iğnemizi yapıyoruz.
Yarıya kadar geldik. Bakın şuraya kadar sık iğnemizi yapacağız. Şimdi bu sona kadar geldim. Burada yapmamız gereken de ilk başlangıç ilmeğimizin içinden tığımı geçirip ilmeğin içinden kaydırma tekniğiyle çantamız hazır. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, çok güzel oldu. Sizce de sizler de beğendiniz umarım. Şimdi hem yapması da basit, gördüğünüz gibi, ama güzel gösterişli bir çanta. Şimdi ben burada bu ipimi kırmadan kulp yapıyoruz ya hani arkadaşlar. Şimdi şu şekil ayarladım. Şöyle ayarladım. Yani bu ipimi kırmadan bir kulpunu ipimi kırmadan yapmak istiyorum. Çünkü kulpumuz buradan gelip buraya geleceği için bir kulpumu ipimi kırmadan tamamlamak istedim. Hem de size ufacık göstermiş olurum. Siz diğer tarafını da yapıp ilmeğinizi atıp yaparsınız. Kulpun diğer tarafa bağlarsınız. Şimdi bir iki tane ilmeğimizin bir sık iğne yaptım. Ya da şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Tam bunun ortasında olsun diye dönüyorsunuz. Bir tane battım ilmeksiz. Döndüm. Tam diğer hemen şu arkasındakine batıyoruz. Aynı tarafa yine döndüm. Şu iki ilmeğimiz vardı şurada. Bakın. Onu çıkarttım sık iğne ile. Direkt çektim. Tekrar aynı tarafa döndürüyoruz çantamızı. Yani bu angales işini hemen direkt buradan başladım. Siz bu bana zor gelir derseniz de videonun alt tarafında, yani bu kanalımın ilk sıralarındaki videolarda angales işi kupların ya nasıl yapımı var. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Sonradan da ekleyip dikebilirsiniz kuplarınızı. Bakın. Ben ipimi kırmadan bu şekilde devam etmek istedim. Bunu uzun bir şekilde örüp şuraya, şu şekilde örüp şuraya dikeceğim arkadaşlar. Şimdi size burayı tekrar bir göstermek istiyorum. Bu neden zor aslında böyle? Hem ipimizi kırmıyoruz ama çanta iki de bir de çantayı döndürmemiz gerekiyor. Ama kulp olsa sadece kulp elimizde daha basit örülüyor. Bunu biraz zorluğu da var ama sadece ip kırmamak için ben yaptım. Şimdi burada birleştirdik değil mi arkadaşlar? Hemen yanındaki şu boşluğa sık iğnemizi yaptık. Geri döndük. Zaten angales işinin tekniği böyle. Hep aynı yöne dönmeli. Şu hemen yanındaki deliğe bir sık iğne daha yaptım. Tekrar döndürdüm. Zaten bu angales işi şuradaki, bakın, iki tane ilmeği almayla oluyor arkadaşlar. Aynı yöndeki dönüp o ilmekleri almakla oluyor. Şu ikisini aldım. Çıkarttım. Ve sık iğnemi tamamladım. Tekrar döndüm. Bakın hep bu iki tanesini. Yani şu ikisini toplayacağız ya, bu ikisini bir dahakine örmüş oluyoruz. Bakın şunu yani. Döndük. Döndük. Bu iki tanesini alıyoruz. Angeles işi de böyle. Çantamız tamamlandı arkadaşlar. Umarım zevkli, güzel bir anlatım olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz de yorumlarda sizleri bekliyorum. Beğeni butonuna tıklamayı sakın unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.